24 ekranlarından merhaba. Yeni bir günde sanat dünyasının en güncel gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Şarkılarıyla, sahne performanslarıyla yıllardır dünyayı peşinden sürükleyen bir yıldız Shakira bu kez düşünce ve eylemleriyle tüm dünyanın alkışını topladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dünya turnesi kapsamında bir konser verecekti 9 Temmuz'da. Ancak İsrail'in Gazze katliamına tepki olarak bu konserini iptal etti. Bir de hatırlatma yapalım, 11 Temmuz'da Shakira İstanbul'da sahne alacak. Yıllardır şarkılarıyla dünyayı sallayıp müziğe yön veriyor. Bu kez düşünceleri ve cesaretiyle tüm dünyanın hayranlığını topladı. Shakira, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalmadı. Dünyaca ünlü şarkıcı 9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konserini iptal ettiğini duyurdu. Shakira'nın Tel Aviv'deki konser programı açıklandığında İsrail zulmüne karşı örgütlenen bir sivil toplum kuruluşu Gazze'den Shakira'ya başlıklı bir mesaj yayımlamış. Bu mesajda İsrail rejimi için şarkı söyleme çağrısında bulunmuştu. Kolombiyalı yıldız bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Tel Aviv'deki konserini iptal etti. Kuruluş Shakira'nın kararının ardından Twitter adresinden bir mesaj yayınlayarak ünlü şarkıcıya teşekkür etti. Daha önce de İsrail asıllı ünlü aktris Natalie Portman Filistin'deki İsrail zulmünü eleştirmiş, Yahudi Nobel olarak da bilinen Yaratılış Ödülünü reddetmişti. Ve şimdi Ankara'ya gideceğiz. 1863 yılından günümüze, yani Osmanlı'dan bugüne kullanılan Türk pulları kronolojik sırayla açılan PTT Pul Müzesi'nde sizlerle buluşuyor. Ziyaretinize açık ve ücretsiz. ...1863 yılından günümüze kadar tedavüle çıkarılan yaklaşık 8000 pul kronolojik olarak sergileniyor. Türk pullarının 155 yıllık serüveni böylece gözler önüne seriliyor. Ankara'da bulunan tarihi Emlak ve Eytan Bankası binasının restore edilerek dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürülmesi sonucunda açılan PTT Pul Müzesi, ziyaretçilerini haberleşme tarihinde bir yolculuğa çıkartıyor. Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan mekanda Osmanlı Devlet pulları, Anadolu Hükümeti pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları ve 7 ayrı temadan oluşan tematik pullar özenle sergileniyor. Üstelik müzede sadece Türkiye'nin değil, Dünya Posta Birliği'ne üye 189 ülkenin pul örneklerini de görmek mümkün. Mekanda ayrıca tüm bu pulların taranmış dijital görselleri de yerini alıyor. ...178 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan günümüze kadar hizmetlerini sunarken kullandığı objelerin de sergilendiği müzede, posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modelleri giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor. PTT Pul Müzesi resmi tatil günleri dışında her gün ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sayın seyirciler, Enerji Bakanı Berat Albayrak bir konuşma yapıyor. Şimdi oraya dönüyoruz.